Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde akut batın konusunu anlatacağız. Akut batın deyince aklımıza ne geliyor? Genel olarak karın ağrısı ve hassasiyeti tanımlıyoruz akut batın diyerek. Burada altta yatan cerrahi bir problem vardır muhakkak. Ve bu cerrahi problemin ne olduğunu bulmamız lazım. Cerrahi problemi ararken iyi bir hikaye alarak ve fizik muayenemizi yaparak laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerine kullanarak tanı koymada Bunlar bize yardımcı oluyorlar. Cerrahi olmayan sebepler de akut batın tablosu yapabilir. Bunu unutmayacağız asla. Yine akut batın ile ilgili yaş, cinsiyet ve geçirilmiş cerrahi öyküsünün olması da altta yatan sebeplerle doğrudan ilişkilidir. Mesela bir hasta daha önceden ameliyat olmuştur ve kabızlık, bulantı kusma şikayetiyle acile başvurup akut batın tablosu yapabilir. Veya hastanın yaşlı veya genç olmasına göre akut batın sebeplerini ayırabiliriz. Yine kadın veya erkek olmasına göre de akut batın sebepleri farklılaşabilir. Cerrahi akut batın nedenlerimiz nelerdir? TUS'ta buradan sorular geliyor. Enfektif sebeplerimiz var. Perforasyon sebeplerimiz var. Obstrüksiyon sebeplerimiz var. iskemik sebepler ve hemorajik sebeplerimiz var. Enfektif sebeplerde en sık karşımıza çıkan apandisittir. Kolesistit, divertikülit ve batınçı apse de yine cerrahi akut batın sebeplerindendir. Yine perforasyon deyince giz ülser perforasyonu, mide ülser perforasyonu sıklıkla karşımıza çıkar. Divertikül perforasyonu sıklıkla karşımıza çıkabilir veya giz tümör perforasyonları karşımıza çıkabilir ya da boğar hey sendromu çıkabilir. Bu da özefagustaki perforasyonda hatırlarsanız. Obstrüksiyonik sebeplerine bakacak olursak ileus, volvulus, inkarsere herni, invajinasyon, ve giz tümör obstrüksiyonu cerrahi akut batın sebepleridir. İskemik sebeplerden en korkacağımız mezenter iskemi'dir. Yine burger hastalığı, iskemik kolit, strangüle herni, testis ve over torsiyonu da iskemik cerrahi akut batın sebepleridir. Burada strangüle herni'yi beslenememesi değil mi? Organın beslenememesiyle, herni'ye olmuş organın beslenememesiyle strangüle herni'den söz ediyorduk. Yine hemorajik sebeplerden aortoenterik fistül bizi korkutur. Hastanın hikayesinde çoğunlukla aorto bifemoral bypass hikayesi vardır. Yine spontan dalak rüptürleri olabilir veya solit organ travması olabilir. Künt veya penetran travmalarda bu organlar yaralanabilir. Hatırlarsanız künt travmalarda sıklıkla dalak yaralanıyordu. Veya ektopik gebelik rüptürü de yine hemorajik cerrahi akut batın sebeplerindendir. Cerrahi olmayan akut batın sebepleri de vardır. Bütün akut batın sebepleri cerrahidir diyemeyiz. Mesela akut intermitan porfiri, üremi, diyabetik kriz, Addison krizi, FMF, akut lösemi, orak hücreli anemi krizi, narkotik yoksunluğu, kurşun ve ağır metal zehirlenmeleri de akut batın sebepleri olabilir ama bunların sebepleri cerrahi değildir. Bunları çoğunlukla hastaların hikayesinden çıkartıyoruz. Mesela FMF'te hastanın daha önceden de böyle karın ağrısı ataklarının olduğu veya ailesinde FMF hikayesinin olduğunu öğrenebiliriz. Veya hasta KBY'lidir, diyaliz alan bir hastadır, diyalizini geciktirmiş olabilir veya başka altta yatan sebeplerden dolayı bir üremi gelişmiş olabilir. Veya hasta diyabetiktir, diyabetik kriz halindedir bu durumda da yine akut batın görülebilir. Yine narkotik yoksunluğu da klinikte bizim karşımıza sıkça gelir. Bu hastalar genellikle genç yaş erkek hastalar olurlar ve madde bağımlılığı hikayesinde öğrenebiliriz. Yine kurşun ve ağır metal zehirlenmeleri de sanayide çalışan, ağır iş kollarında çalışan insanlarda görebileceğimiz cerrahi olmayan akut batın sebeplerindendir. Bu akut batının anatomi ve fizyolojisine gelecek olursak biz ağrıyı visceral, parietal ve yansıyan ağrı olarak sınıflandırıyoruz. TUS da bunu sıklıkla soruyorlar bu ağrıların tanımlarını. Nedir bu tanımlar? Viseral ağrı belirsiz bir ağrıdır. Forgat, midgat ve hindgattan kaynaklanan ağrıya göre epigastrik, periumrikal veya alt karında lokalize ediyoruz. Bu forgat, midgat ve hindgat bizim embriyolojide öğrendiğimiz kavramlar. Çoğunlukla içi boş organların distansiyonuna bağlı olarak ağır gelişiyor. Forgat'taki organlarımız mide, duodenum ikinci kıta, karaciğer, safra kesesi ve pankreas. Bu organların ağrıları epigastrik ağrı olarak karşımıza çıkıyor. Midgat ise duodenum üçüncü kıtadan başlayıp transvers kolonun ilk 2 bölü üçlük kısmına kadarki kısımdır. Yine bunun ağrıları da periumlikal ağrı olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi bakın appendix burada midgatt'ta ve bunun ağrısı periumlikal ağrı olarak ortaya çıkıyor. Yine bu da bir tuz sorusudur. Apendiksin ağrısı öncelikle umlikus hizasından başlar. Ağrı ilerledikçe sağ alt kadrana doğru yayılır. Bu bir tuz sorusudur. Aman dikkat. Hint kat ise transvers kolonun son bir bölü üçlük kısmından rektuma kadar olan kısımdır. Bunların ağrılarını biz alt karın ağrısı olarak hissediyoruz. Yine tuzda şöyle bir soru soruldu. İliyumun ağrısı forgot kaynaklıdır. Hayır yanlış. Gördüğünüz gibi bakın ileum nerede? Doedon'un 3. kıtadan transfer kolonun ilk 2 bölü 3'lük kısmına kadar midgattı. Ileum da buradaydı. Çekum da buradaydı. Appendix de buradaydı. Midgattaydı gördüğünüz gibi. Parietal ağrı ise lokalize edilebildiğimiz keskin ağrıdır. Mesela appendix'in ağrısı umbilikal seviyeden başlayıp sağ alt kadrana doğru iniyor demiştik. Appendisit ilerledikçe visceral ağrı yerini parietal ağrıya bırakıyor ve böylelikle ağrıyı lokalize edebiliyoruz. Apendik sağ alt kadrandaydı. Yine bunun ağrısı da sağ alt kadranda lokalize edilebilen keskin bir ağrıydı ve bu ağrıya da biz parietal ağrı diyorduk. Bir de yansıyan ağrımız vardı. Yansıyan ağrı ise kaynaktan uzak bir bölgede hissedilen ağrıydı. Yine TUS'ta bu yansıyan ağrıyı sordular. Ne sordular? safra kesesi ve karaciğerin sağ omza vuran bir yansıyan ağrısının olduğunu bize şıklarda verdiler. Herhangi bir sebeple peritonun enflamasyonuna bağlı rebound olsun veya olmasın hassasiyet varsa biz buna peritonit diyoruz. Bu peritonit primer veya sekonder sebeplerle olabilir. Çoğunlukla bizim sekonder peritonitler ilgilendiriyor. Bir mide perforasyonu, bir bağırsak perforasyonu, bir kolon perforasyonu batın içinde peritonite sebep olabiliyor. Genellikle gram negatif ve enterik organizmaların enflamasyonuna bağlı biz peritoniti görüyoruz. Ağrının karakteri, yeri ve yayılımı altta yatan sebebe göre bize fikir verebilir. Apandisitte söylediğimiz gibi öncelikle visceral ağrı olarak periumbikal ağrı görüyorduk. Sonrasında enflamasyon ilerledikçe bu sağ alt kadranı lokalize oluyor ve parietal ağrıya dönüşüyordu bu bilgiyi TUS'ta sorguladılar. Aman dikkat! Karaciğerdeki bir enflamasyon sağ omza yansıyan bir ağrı da yapabilir. Yine bunu da TUS'ta sorguladılar. Yine safra kesesi de sağ omza yansıyan ağrı yapabilir. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi karaciğer ve safra kesesi kaynaklı ağrılar sağ omza yansıyabilir. Yine mide, pankreas kaynaklı ağrılar gördüğünüz gibi sırta yayılabilir. Yine apandisit, periumrikal başlayıp sağ alt kadranın yayılabilir. Mesane yine mesane trasesi boyunca üreterler yine üreter trasesi boyunca ağrılar yapabilir. Bu tablomuzda karın ağrısı sebeplerini gösteriyoruz. Burada sağ alt kadran ağrısı ile gelen bir hastada neler düşüneceğiz? Sağ üst kadran ağrısı ile gelen bir hastada neler düşüneceğiz? Sol üst kadran veya sol alt kadran ağrısı ile gelen bir hastada ne düşüneceğiz? Veya yaygın karın ağrısı ile gelen hastada ne düşüneceğimizi görebilirsiniz. Sağ alt kadran ağrısıyla gelen hastada öncelikle apandisi düşüneceğiz. Bunun dışında terminal ileit olabilir, çekal divertikülit olabilir, nadir ama olabilir, epiploik apandises olabilir. Epiploik apandises nedir? Bu kolonun etrafındaki yağ parçacıklarıdır. Bunların enflamasyonu epiploik apandises olarak adlandırılıyor. İnkarsere veya strangüle her ne olabilir. Kolitler, fısuas sapsesi, overki sürüktürü, over torsiyonu veya ektopik gebelik, PID bunlar gördüğünüz gibi jinekolojik hadiseler ama bunlar sağ alt kadran arızı da gelebilirler. Renal kolik, pielonefrit, testis torsiyonu da sağ alt kadran arızı yapabilir. Yine aynı şekilde bu organların bir de sol tarafta olduğu için yine sol alt kadranda da over kist rüptürü, over torsiyonu, ektopik gebelik ve PID görülebilir. Renal kolik, pielonefrit ve testis torsiyonu yine sol alt kadranda da görülebilir. Ama bizim sol alt kadran ağrısı deyince aklımıza öncelikle divertikülit gelmesi lazım. TUS bunu sıklıkla sorguladılar. Sol alt kadranla başvuran hastadan bahsettiler. Bizden divertikülit olduğunu anlamamızı istediler. Yine epiploik apandises olabilir. İnkarseres strangüle her ne olabilir. Kolit olabilir. Pusua sapsesi de sol alt kadran ağrısıyla gelebilir. Sağ üst kadran ağrısı deyince bizim aklımıza kolesistit gelecek. Kolesistit, kolangit, pankreatit, hepatit hepatik hapse, sağ üst kadran ağrısı yapar. Sağ alt lob pnömonisi, gastrik ülser, yine renal kolik sağ üst kadran ağrısı yapabilir. Gastrit, gastrik ülser sol üst kadran ağrısı ile gelebilir. Yine pankreatit hem sağ üst kadran hem de sol üst kadran ağrısı yapabilir. Sol üst kadrana bizim bildiğimiz organ ne vardı? Dalağımız vardı. Yine bu dalağın rüptürü, yine splenomegali veya dalak hapseleri sol üst kadran ağrısı yapabilir. Bu kadranların dışında yaygın karın ağrısı ile de gelebilir hastamız. Yaygın karın ağrısı ile gelirse aort anevrizma rüptürü, aort diseksiyonu, mezenteris kemi, yine apandisin erken dönemde yaygın karın ağrısı olabilir. Perforasyonlarda, peritonitlerde, pankreatitte yaygın karın ağrısı olabilir. Yine ileus, volvulus, gastroenterit, FMF, ağır metal zehirlenmesi Addison krizi, porfiri, üremi, orak hücreli anemi krizinde de yaygın karın ağrısı olabilir. Hatırlarsanız FMF, ağır metal zehirlenmesi, porfiri, üremi, orak hücreli anemi krizi cerrahi olmayan akut batın sebepleriydi. Hastanın hikayesinde ağrının başlangıcını, lokasyonunu ve karakterini ağrıyı arttıran veya azaltan faktörleri sorgulayabiliriz. Mesela yemek yemek ileusu biliyer koli pankreat ve pankreatiti ve divertikülit ağrısını kötüleştirir. Gördüğünüz gibi hasta iki büklüm olmuş. Bir hastanın karnını germesi ağrıyı arttırabilir. Bu hastalar muayene için bile sırt üstü uzanamaz haldedirler. Yine mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal, kanlı dışkılama ve kanlı kusma tanıya yardımcı olabilecek semptomlardandır. Mesela kusma ve kabızlığı varsa bize ileusu düşündürebilir veya ishalik kanlı dışkılaması varsa bir enflamatuar bağırsak hastalığını bir koliti düşündürebilir veya bir kanlı kusması varsa boğar hev düşünebiliriz, bir giz kanımı düşünebiliriz. Yine hastanın geçirilmiş ameliyat öyküsü de ayırıcı tanıda işimize yarayabilir. Mesela apendektomi veya kolesistektomi olmuş bir hastada buna göre sorgulama yapabiliriz. Sağ alt kadran ile gelen hastanın özgeçmişinde apendektomi varsa biz tekrardan bu hastada apandisit düşünmeyiz. Veya kolesistektomi öyküsü olan bir hastada sağ üst kadran ile geldiği zaman kolesistiti birinci sırada düşünmeyiz. Yine hastaların ilaç kullanımı öyküsünü de sormamız gerekiyor. Bu ilaç kullanımı niçin önemli? Mesela narkotikler bağırsak hareketlerini azaltıyorlar. Antikoagülan ilaçlar kanamaya eğilimi arttırıyorlar. Yine immün süpresifler enfeksiyona yatkınlığı arttırıyorlar. Buna göre biz bu hastalarda ona göre bir tanı düşüneceğiz. Diyelim bir hasta narkotik kullanıyor. Kusma, karın ağrısı, kabızlık şikayetiyle geldiyse zaten bu ilaçlara bağlı olarak bağırsak hareketlerinde yavaşlamış olduğunu aklımıza gelecek. Hastanın fizik muayenesi her zaman söylendiği gibi hasta odaya girdiğinde inspeksiyonla başlıyoruz. İnspeksiyonda biz bilinç durumuna, terlemesinin olup olmamasına, takipnesinin olup olmamasına bakabiliriz. Yine batın muayenesinde distansiyon var mı? Bir cerrahi skar var mı? Hasta sarılı, sarı, sarı görünümde mi? Hastanın ekimozu, abrazyonu var mı? Gibi bulgulara dikkat edebiliriz. Mesela sol üst kadranda bir ekimozu, bir abrazyonu varsa belki bir dalak yaralanması olabilir. Belki bu hasta bir travmadır, bir trafik kazası geçirmiştir. Bize söylemiyor olabilir. Yine hastanın batın muayenesinde distansiyon varsa hasta ilivus olabilir. Yine cerrahi skarının olması yine bu ileusa bağlı. En sık sebep neydi? Geçirilmiş operasyonlara sekonder adezyonlardı. Cerrahi skarının varlığı da bize hasta'nın opera olduğunu gösterebilir. Yine batın muayenesinde perküsyon ve palpasyondan önce oskültasyon yapıyorduk. Bağırsak seslerini dinliyorduk. Perküsyon ve palpasyonu sonradan yapıyorduk. Çünkü bağırsak hareketlerini arttırmak istemiyorduk. Burada palpasyon Bizim en önemli aşamamız genel cerrahide. Burada yüzeyel ve derin palpasyon yapıyoruz. Yaygın hassasiyet veya lokalize hassasiyetleri tespit ediyoruz. Hastanın palpasyon ile karnını kasmasına biz defans diyoruz. İstemli veya istemsiz defans olarak ikiye ayırabiliriz. İstemsiz defans varlığı peritonit bulgusu olabilir. Bazı hastalar istemli şekilde defans gösteriyorlar. Bu hastaların ismini sorarak, ne iş yaptıklarını sorarak dikkatlerini dağıtıp bu arada da biz muayenemizi yaparak bu hastaların istemli defans yapmalarını engelleyebiliriz. Yine akut batında özel isimli bizim muayene bulgularımız var ve TUS da buradan sorular soruluyor. TUS burayı çok seviyor. Mesela Murphy bulgusu. Sağ üst kadranda palpasyonla inspiryumda duraklamanın olması Murphy bulgusudur ve akut kolesistin bulgusudur. Rosing bulgusu sol alt kadrana bastırmakla sağ alt kadranda ağrı olmasıdır. Akut de görülür. Aron bulgusu sağ alt kadrana devamlı bastırmakla epigastrik veya göğüs ağrısının olmasıdır. Yine bu da akut apandisitte görülen bir bulgudur. Tenhorn bulgusu sağ testisin traksiyonuyla ağrının olmasıdır. Yine akut apandisit bulgusudur. Ben bunu şöyle ezberlemiştim. Testisin T'si olabilir veya tenine bakarak bile Azmaktan, horn'dan, horni'den gelebilir. Azgınla testisi birleştirerek böylelikle aklınızda kalabilir. Ten horn, sağ testisin traksiyonuyla hastada ağrı olması akut apandisit bulgusudur. Yine obturator bulgumuz var. Sağ bacak fleksiyon ve eksternal rotasyonuyla ağrı olması. Bu da akut apandisit bulgusudur. Mesela buraya baktığımız zaman burada şöyle bir soru gelebilir. Hastanın sol al kadranına bastırmakla, Sağ alt ağrı olma özel ismi nedir? Şıklara verir cevap Rosing bulgusu. Veya aşağıdakilerden hangisi akut apandisitte görülmeyen bir bulgudur denir? Şıklara verir. Rosing, Aaron, Tenhorn, Optrator'ı verir. Bir de Murphy'yi verir. Murphy neydi? Akut kolesiste görülen bir bulguydu. Buradan böyle tuzla sorular sorabilirler. Yine Foddergill bulgusu var. Bu basında orta hattı geçmeyen ele gelen bir kitledir. Bu rektus kılıf hematomundaki bulgudur. Fodergil bulgusu. Kurvezi bulgusu sarılıkla beraber safra kesesinin ağrısız ele gelmesidir. Bunu tuzla sorguladılar. Perampuller kitlede görülen bir bulgudur. Danford bulgusu ise nefes almakla omuz ağrısının olmasıdır. Hemoperitonyumda görülür. Hemoperitonyumda görülen diğer bir bulgu ise kullen bulgusudur. Kullen bulgusunu pankreatitte hatırlarsınız. Periumlikal bölgede Ekimoz görülmesidir. Hastanın laboratuvar bulguları da bizde akut batında ayırıcı tanıda işimize yarayabilir. Mesela hastada KGFT yüksekliği varsa hepatik veya biliyer hadiseler aklımıza gelebilir. Amilaz lipaz yüksekliği varsa pankreatit aklımıza gelebilir. Kan gazında laktat yüksekliği varsa bu hastada bir mezenter kemi veya bir yerlerde bir hipoperfüzyon olduğu aklımıza gelebilir. Yine idrar tahlili sonucuna göre piyronefrit, sistit, nefrolit düşünebiliriz. İdrarda hematüri olması, bakteri üre olması veya lökosit olması bu tarz durumlarda bu hastalarda piyronefrit, sistit veya nefrolit düşünebiliriz. Yine beta HCG yüksekliği bizde obstetrik patolojileri düşünmemizi sağlayabilir. Hastanın gebe olduğunu ona göre müdahale etmemiz gerektiğini bize düşündürebilir. Görüntülemeye gelecek olursak görüntülemede direkt grafide diyafram altında serbest tavanın görülmesi bize perforasyonu düşündürüyor. Bunu da sorguladılar. Nasıl sordular? Bu resmi verdiler. Bu resimde gördüğünüz gibi burada diyaframın altında bilateral serbest tava var. Şu gördüğünüz siyahlıklar serbest tavalar. Yine ayakta direkt karın grafisindeki hava sıvı seviyelenmeleri de bize ileosu düşündürebilir. Gördüğünüz gibi bakın burada bir seviye var. Burada hava var. Burada da sıvı var. Gördüğünüz gibi seviyeyi hava var sıvı var. Seviye görüyorsunuz. Hava var, sıvı var. Yine Volvulus için ayakta direkt batın grafisinde omega veya kahve çekirdeği görünümü tipiktir. Bakın burada bir omega görünümü var gördüğünüz gibi. Yine aynı zamanda bir kahve çekirdeği görünümü var. Bu Volvulus için tipiktir. Aman dikkat. Yine ultrasonu biz akut batında sıklıkla kullanıyoruz. Ultrason ile kolesistit, apandisit, veya batın içerisindeki serbest sıvıyı tespit edebiliriz. Yine ultrasonu biz gebelerde ilk tercih olarak kullanıyoruz. Çünkü gebelere radyasyon vermek istemiyoruz, tomografi çekmek istemiyoruz ve direkt grafi çekmek istemiyoruz. Biz bilgisayarlı tomografiyi tüm batını ve pelvisi göstermesi açısından daha çok tercih ediyoruz. Yine hiçbir yöntemle tanı koyamadığımız hastalara tanısal laparoskopi veya laparotomi önerebiliriz. Yani Hastaya ameliyata alıp kendi gözümüzle hastanın karnının içine bakabiliriz. Ne var ne yok bu şekilde bir tanı sağlayabiliriz. Bakın burada birkaç tane BT görüntüsü vereceğim. Bakın bu BT'de şurada serbest hava hapbeciklerini görüyorsunuz değil mi? Şuralarda şu hatta şu siyahın tamamında serbest hava. Gördüğünüz gibi bu muhtemelen bir peptik ülser perforasyonuna bağlı batın içerisinde serbest havanın görülmesi. Yine burada Kolonun çevresinde siyah siyah hava habbeciklerini görüyorsunuz. Bunlar divertikülleri bize gösteriyor. Bu muhtemelen bir divertikülit çünkü şurada bir apse odağımız da var. Yine kolon duvarı kalınlaşmış. Kolonun etrafında apse de var. Bu bir divertikülittir. Yine bu görüntüde safra kesesini görüyorsunuz. Safra kesesinin içerisinde taşı görüyoruz. Safra kesesinin duvarı bu şekilde duvarı kalınlaşmış etrafında perikolesistik enflamasyon var. Bu bir akut kolesistitin tipik bir BT görüntüsüdür. Yine bizim akut batında özellikli durumlarımız var. TUS'ta da buradan bayağı soru soruldu. Mesela spot bir bilgi. Gebelikte en sık görülen obstetrik dışı abdominal acil durum nedir? Akut apandisittir. TUS'ta soruldu. Yine apandisinin ultrason bulguları dilate, kör sonlanan, duvar kalınlığı artmış, non komprese 6 milim ve üst yapı olarak gelir. TUS'ta akut kolesistitin ultrason bulguları soruldu ama apandistin ultrason bulguları henüz sorulmadı. Bu sorulmaya aday bir soru dikkat. Tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi appendix hatırlarsanız nasıldı? Çekumun hemen ucundan uzanıyordu. Burada appendix dilate olur. Yani genişler kör sonlanır. Gördüğünüz gibi kör sonlanıyor. Yani ne demek bu? Bir bağırsak gibi devamlılığı yok. Burada kör sonlanıyor. Bunun apendiks olduğunu anlıyoruz. Duvar kalınlığı artmış olur. Çünkü enfleme olur. Çünkü ödemli olur. Non kompresedir. Yani ultrasonla bastırdığımız zaman burada bağırsağa bastırabiliriz. Çünkü içi hava doludur. Ama appendix'e apandisit olduğu zaman bastıramıyoruz. Çünkü içi iltihap doludur. Yine burada kalınlığı 6 milim ve üstündedir. Bu da akut apandisit bulgusudur. Yine immün süprese, sedatize, beslenme yetersizliği olan hastalar akut batın bulgusu göstermeyebilir. Aman dikkat! Ne demek bu? Mesela bir hasta acile getirildiği zaman bilinci yerinde değil ve hasta entübe ediliyor. Siz bu hastayı değerlendirdiğiniz zaman bu hasta sedatizedir ve bu hastada ne defans ne de rebound saptayabilirsiniz. Bu hasta akut batın bulgusu göstermeyebilir. Tanı koyarken dikkat etmek lazım. Yine divertikülit şüphesi olan hastalarda baryumlu grafilerin kontrendeki olduğu tuzla defalarca sorulmuş spot bir bilgidir. Niçin? Bir hastada divertikülit şüphesi varsa muhtemelen bir divertikül perforasyonu da vardır minimalde olsa. Bu hastaya biz baryumlu grafi çekmiyoruz. Çünkü hastaya baryum verirsek bu perforasyon yerinden batın içerisine baryum kaçağı olur ve hastanın peritonitini ilerletebilir. Bu yüzden divertikül şüphesi olan hastalarda baryumlu grafiler kontrendikedir.